Merhaba sevgili gençler. Kimyasal tepkimelerde hız ünitesine devam ediyoruz. Hızla ilgili 3. dersimizde hız ifadesi nasıl yazılır? Hız sabiti nedir? Tek ve çok basamak tepkimelerde hız denkleminin yazımından bahsedeceğiz. Hemen dersimize başlayalım. Yine ünitenin önemli derslerinden bir tanesi gençler. Geçen dersimizde sayısal hesaplamayı öğrenmiştik. Yani hızın sayısal bölümünü bitirmiştik. Bugün de hız ifadesinden bahsedeceğiz. Hemen dersimize başlayalım. Tepkime hızının girenlerin derişimine bağlı olduğunu gösteren matematiksel denklemlerdir diyor gençler. Yani bir hız ifadesi herhangi bir tepki hız ifadesini yazarken girenlerin derişimine göre yazacağız. Tabii ki burada tek basamaklı tepkimelerdeki hız ifadesi ve çok basamaklı tepkimelerdeki hız ifadesi farklı oluyor gençler. Bu aradaki farkı anlatmaya çalışacağız. Tek basamaklı tepkimelerde gençler hız ifadesi girenlerin derişimine bağlı. Yani tepkimeye bakacaksınız girenlerin derişimine göre yazacaksınız. Diyelim ki böyle bir tepkimemiz var. Yani böyle bir tepki verilmiş. Ve bu tepki hız denklemi nedir dedikleri zaman sadece şuraya odaklanıyoruz. Yani girenlere bakıyoruz ve girenlerin derişimine göre olduğu için gençler R eşittir K çarpı diyoruz. Birazdan bu K'dan bahsedeceğim. Yani her hız denklemi mutlaka bir küçük K harfi yapıyoruz. Bu K hız sabitimiz oluyor. Bir tepkime de mutlaka K hız sabit olur ve girenlerin derişime bağlı olduğu için gençler derişimi de köşeli parantez yapacağız. A'nın derişimi başına katsayı böyle üst olarak yazacağız. Çarpı B'nin derişimi başına katsayı yine üst olarak yazdık. Yani tek basamak tepkimelerde girenlerin derişimine bağlı olarak yazılan denkleme hız denklemi diyoruz. Yazarken kurallarımız var. Aslında bunu yazarken zaten anlattım. Yani notumuz onu ifade ediyor. Saf katı ve sıvıları derişimleri sabit olduğu için gençler denkleme yazmıyoruz. Yani olur da buradaki girenlerdeki maddeler katı ya da sıvıysa Onları hız denkleminde görmez yani yazmıyoruz sabit olduğu için. Ama gaz ve su da olduğu zaman mutlaka yazıyoruz. Yani hız denkleminde neler yazılıyormuş gençler? Gazlar ve su çözeltiler yazılıyor. Burada birazdan etkinlik yapacağız. Orada tekrar kullanacağız bunları. Her tepkimenin kendine özgü bir K hız sabiti vardır ve denklemde yazılır. Yani hocam bu K nereden geldi? E, burada her zaman K hız sabiti yazacağız gençler. Tepkimeye özgü bir hız sabitimiz var. O yüzden R eşittir deyip K yazarak başlıyoruz hız denklemi. Yani Bu bütün tepkimlerde olacak olan sabitimiz. Ve denklem katsayıları sayıları hız ifadesi üst olarak yazılır diyor. Ki burada ne yaptık gençler? A ve B sayılarını yazdık. Diyelim ki burada 2 var. O zaman gelip buraya hemen 2 yazacak. 3 varsa 3 yazacaksın. katsayıları üst olarak yazıyoruz. Yani buna da dikkat edeceğiz. Şimdi etkinlik bölümünde hemen bu bölümü iyice pekiştirmemiz gerekiyor. Yani ilerletebilmem için konuyu mutlaka her öğrencinin doğru bir şekilde bunu yazabiliyor olması gerekir. Şimdi ne yapıyorsunuz? Kalemi elinize alıyorsunuz. PDF'leri daha önceden çıkardınız. Ve kendiniz dolduruyorsunuz. Sonra kontrol ediyorsunuz. Şimdi bakıyorum. E, hız denklemini yaz diyor bana. Hız denklemi girenlere göre. Ama önce hocam dedi ki bir K yaz. Çünkü bütün fikirlerde K hız sabit oluyor. Çarpı. Şimdi girenlere bakıyorum. Ürünlerle hiçbir işimiz yok. Bunu yazmayacağız bunları. Girenlerdeki katı ve sıvıları da yazmıyorum. Ona da dikkat edeceğim. Suda. Sudalar yazılıyor. O zaman Köşeli parantez PB artı 2 ile bir de CL'miz var. Klor eksi. Ve tabii ki başındaki 2'yi de mutlaka buraya belirtiyoruz. Aynı şekilde alttaki örneğimize bakıyoruz. Birinciyi bitirdik. Bakın buna da bakalım. E bunları yazmıyoruz tabii ki. Girenlere göre yazılıyor. O yüzden buraya odaklanıyorum. Hemen R K çarpı diyorum. Girenlerde e, gaz ya da suda yok. Yani o zaman bunu da yazamayacağım. O zaman ne diyeceğiz gençler? Hız denklemi R eşittir. K'ya eşittir diye söyleyeceğiz. Hemen şu noktayı da artık silebiliriz. Çünkü yanında başka bir şey yok. Hemen geldim bu örneğe. ürünleri görmezden geliyorum. Girenlere göre Katılar yazılmaz. Bunu da görmezden geliyorum. R K çarpı diyorum. O ikinin derişimine bağlıymış. Hemen diğer örneğime bakıyorum. N3 ürün olduğu için yazmıyoruz. Baktım bunlar katı ve sıvı değil. Mutlaka yazacağız. R K çarpı diyoruz. Köşeli parantez. N2 hemen onu da yazdım. Çarpı H2'nin ne yapıyoruz gençler? Kübü diyoruz. Başındaki katsayı üst olarak yazıyoruz. Böylece hız denklemi yazmayı öğrendiniz. Ne zaman böyle yazıyoruz? Tek basamaklı tepkimelerde bu şekilde girenlere bakıp bu şekilde kurallara uygun olarak yazıyorsunuz. Şimdi hız denklemi yazdığımıza göre gençler tepkime derecesinden bahsedebiliriz. Bir tepkimin bize derecesini soracak. Diyecek ki verilen tepkinin derecesi kaçtır? Ya da diyecek ki tepkimin moleküler nedir kaçtır diye soracak. Gençler bunları bulmak da çok kolay. Hız denklemini yazıyorsanız ya da tepkime bakıyorsanız zaten bunları söyleyebiliyoruz. Bakın diyor ki bir tepkimin derecesi hız denklemindeki üstler toplamına denir. Yani tepkimin derecesi kaçtır derse üstler toplamına bakıyoruz. Hemen yukarıdaki etkinlikte o zaman tepkime derecelerini bulalım. Bakın burada tepkime derecesi 1. Burada 1, 3 daha 4. Şöyle yapalım. E bakıyorum 2 1 daha 3. Bu tepkinin derecesi nedir diye baktığımda üst yok. Dolayısıyla 0. Yani bu şekilde hız denklemine bakıyoruz. Hız denklemindeki üstler toplamı. E üst yok. 0. 1 2 3 oldu. Ve burada 1 var. Ve burada 3 1 daha 4. Bu şekilde tepkimin derecesinde nasıl bulunduğunu öğrendik ve cebe attık. Molekülteyi nasıl buluyoruz dersek gençler. Yani işte, o da Net tepkime denkleminde, burada net tepkime gençler, e, basamak tepkimelerde toplam tepkime oluyor. Eğer tek basamaklıysa e, sadece tepkime bakıyoruz. Net tepkime denkleminde tepkimeye giren reaktiflerin diyor, reaktif girenler, katsayıları sayıları toplamına molekül testi denir diyor. Yani tepkime kaç tane molekül giriyorsa ya da kaç tane reaktif giriyorsa ona biz molekül cinsinden ifade ediyoruz. Eğer tepkime de bir molekül giriyorsa gençler, unimoleküler. Aynı şekilde yani diğer bir ifadeyle monomoleküller diyoruz. Tepkime iki molekül giriyorsa bi moleküler, 3 molekül giriyorsa tri moleküler diyoruz. Tri biliyorsun 3 demek. Bi ya da di dedi. Buna di de diyebilirsiniz. 2 molekül gördüğüm zaman di, 3 gördüğüm zaman tri, bir olduğu zaman da uni ya da monomoleküler diyoruz. Hemen örnek üzerinden anlatacağım. Bu da çok basit bir şey. Direkt reaktiflere bakıyorum. Reaktiflerin başına bir var. Yani o zaman bu uni moleküler. Yani mono moleküler. Yani bunlara hiç bakmıyoruz gençler. direkt girenlerin, kas sayılarına, reaktiflerin sayılarına bakıyoruz. Burada 2 var. O zaman buna ne diyoruz? Bir moleküler ya da dimoleküler diyoruz. Benzer bir şekilde gençler o zaman geldim buraya bakın dikkat edin. Burada 1 var burada 3 var. O zaman buradaki molekülerite kaçtır dersen 3 bir daha 4'tür diyeceğiz. Yani bu tepkimenin testi ne diyebiliriz? 4'tür diyebiliriz. Diyebilirsiniz ki hocam tepkime değeri de 4. E, eşit çıkabilir çıkmayabilir. Mekanizma tepkilerde net tepkime bakıldığı için diye söyleyelim. Hız ifadesinin nasıl yazıldığını öğrendik gençler. Şimdi kalıs sabitinden birazcık bahsedeceğiz. Sonra tek ve çok basamaklar yani tek zaten öğrendik. Çok basamaklarda nasıl yazılıyor onu öğreneceğiz. Sonra sorularla test sorularıyla bu bölüm iyice pekiştireceğiz. Dediğim gibi e, önemli bir ders. Yani pek çok hız sorusu buradaki bilgilerle çözülüyor diye söyleyelim. Hemen kalıs sabitine geçelim. Kağıt sabiti az önce hız denkleminde söylemiştik. Her tepkimenin kendine özgü bir kağıt sabiti vardır diye. Bakın diyor ki her tepkimenin kendine özgü kağıt sabiti vardır ve kağıt sabiti büyükse diyor tepkime daha hızlıdır. Çünkü mesela şöyle bir denklem yazdım. Yani R K çarpı X diye bir denklem olsun. Şimdi bu büyürse tabii ki hızla büyür. Yani kağıt sabiti büyükse tepkime de hızlıdır diyebiliriz. Peki K'yı neler etkiliyor diye mutlaka bir test sorusu olarak size soracaklar. Diyecekler kağıt sabiti ne ile değişir? Gençler sıcaklık arttığında kal sabiti de artıyor. Katalizör yine kal sabitini etkiliyor. Temas yüzeyi kal sabitini etkiliyor. Maddelerin cinsi de etkiliyor. Yani bunları tek tek değerlendirirsek bakın kal sabite sıcaklığa bağlıdır. Sıcaklık arttığında sonuçta x'i değiştirmemiş oluyorsunuz. Sıcaklık arttığında hız artıyor gençler. Hız arttığı için kalz, hız sabitinin arttığını anlıyoruz. Sıcaklık artar. Katalizöre bağlıdır. Eğer katalizör pozitif katalizör ise tepkimi hızlandırıyorsa K sabitini arttırır diyebiliriz. Negatif katalizasyonu azaltır. Temas yüzeyi arttıkça artar diyor. Yani bunu ileriki videolarda hızı etkileyen faktörler daha anlamlı hale gelecek sizin için. Orada tekrar bahsedeceğim bundan. Tepkime hızını arttıran maddeler K sabitini arttırır diye söyleyebiliriz. Derişim dışında diye söyleyelim. Tepkime giren maddenin türüne bağlıdır. Yani burada her tepkime özgü olduğunu söylemiştik. O yüzden de tepkime değiştiğinde giren maddeler değiştiğinde tepkime değişmiş olur dolayısıyla k da değişiyor diye söyleyebiliriz. Yani burada k hız sabiti sıcaklığa, katalizöre, temas suyu ve madde cinsine bağlıdır. Neye bağlı değildir? Derişime bağlı değildir. Yani burada yazdığımız örnekte olduğu gibi derişim zaten burayı etkiliyor gençler. Yani derişim arttığında hız artar diyoruz. Dolayısıyla hızın artması derişimden kaynaklı. O yüzden k'yı etkilemiyor diye söyleyebiliriz. Biz de yine Sorularda birazdan etkinlik bölümleri kullanacağız. Sadece K'yı etkileyen faktörleri sormuyor ya da K neyle değişir diye sormuyor. Diyor ki K'nın birimi nedir diyor. Bu da öğrencilerin mutlaka bilmesi gereken bir bölüm. K'nın birimini bilmek durumundasınız. Nasıl bulacağız? Bakın diyor ki hız denklemini M cinsinden yazarak yani moler cinsinden yazarak ya da pratik yolla bulabiliriz. Tercih senin. İster pratik tercih et ister M cinsinden hangisini düşünüyorsan. Diyelim ki böyle bir denkleme sahipsin. Şimdi şöyle yapıyorsun. Hız denklemi bulacaksın. Bunlar derişim. E derişim olduğu için molarite cinsinden yazıyoruz genelde. Bunlar molarite. Şimdi R'yi de size soruda mutlaka söyleyecek. Molarite bölü saniye diyecek. Soru yoktuğunuzu anlayacaksınız zaten. E şimdi eşittir. K çarpı molarite çarpı molarite. Hemen burada ne yapacaksın? Molaritelerden bir tane sileceksin karşılıklı. K yalnız bırakacaksın. K yalnız bırakırsam. M'yi bu tarafa atarsak gençler. 1 bölü saniye çarpı molarite olarak buluyoruz. Şimdi bunu böyle bırakmıyoruz. Molerite de mol bölü litre olduğu için gençler hemen M gördüğüm yere mol bölü litre yazıyorum. Yani ters çevirirsem gençler buradan şuna dönüşüyor bakın. Litre bölü mol çarpı saniye dönüşüyor. Yani bu denklemin bu hız denkleminin kalı sabitinin birimi litre bölü mol bölü saniye. Ama biz bunu daha kısa yolla pratik yolla yapacağız. Pratik yolumuzda şu gençler. Bu daha kullanışlı. Şunu unutmayacaksın. Litre Bak şuradaki litre yukarı mı aşağı mı yazacağız diyenler oluyor bazen. Litre şu alttaki L'den bir çizgi attığını hatırlarsın. Litre bölü mol çarpı 1 bölü saniye diye bir birimiz var. Burada şuraya gençler şurada tepkime derecesi eksi 1 kullanıyoruz. Yani tepkime derecesinden 1 çıkardığımız zaman litre bölü mol üzeri tepkime derecesi eksi 1, 1 bölü saniye. Şuraya tekrar yazayım daha basit çok karmaşık gibi oldu. Litre bölü mol tepkime derecesi eksi 1 çarpı 1 bölü saniye. Yani bunu e, öğrenene kadar unutmayana kadar bir yere not alacaksın ve sürekli kullan. Şimdi geldim. Bunu ezbere için geliyorum şimdi buraya. Buradaki denklemi tekrar ediyorum. Bakın bana sordu. Dedi ki bu denklemin yani R eşittir. K çarpı X çarpı Y denkleminin hız denkleminin K sabiti birimi nedir? Hemen neye ihtiyacım var? Tepkime derecesine ihtiyacım var. Hemen tepkime derecesini hesaplıyorum. Bir bir daha tepkime az önce anlattım. Üstler toplamı Yani buranın tepki derecesinin 2 olduğunu görüyorum. Hemen geliyorum burada yerine 2 yazıyorum. 2 eksi 1 1. Yani 2'den bir çıkardı O zaman ne kalıyor? Litre bölü mol çarpı 1 bölü saniye. E zaten biz burada bunu bulmuştuk. Yani bakın pratik olarak bulduk. Bir tane daha yapalım. İyice kavrayın diye. Diyelim ki R eşittir. K diye bir hız denklemini var. Şimdi K'nın birimini soruyor sana. Ne yapman lazım? Hemen formülü yazman lazım. Litre bölü mol tepkime derecesi eksi 1 çarpı 1 bölü saniye olduğunu biliyorsun. E şimdi gelip ne yapacaksın? Hemen e burada tepkime derecesi nedir bu hız denkleminde? Sıfırdır. E buraya sıfır yazarsan buradan da ne geliyor gençler? Yani sıfır eksi 1. Yani o zaman bu formülden buraya sıfır yazdığında e gençler mol bölü litre yani eksi 1'i geliyor. Ters çevirirsem litre bölü mol çarpı 1 bölü saniye olarak bulmuş olacağız. Yani mol bölü litre saniye olarak buluyoruz. Evet şimdi hepsini beraber kullanın diye böyle bir etkinlik hazırladım. Şimdi hem hız denklemini yazmayı öğrendik etkinlik bölümünde. Deplikme öğrendik. Modelikteyi nasıl okuduğumuzu öğrendik. Hız saatinin birimini de az önce öğrendik. Hemen ne yapıyorsun? Buraları dolduruyorsun. Ben bunu aynı zamanda okulda uyguladığım için öğrenci sıraya tahtaya kaldırıyorum. Onları test ediyoruz. Siz de burada ne yapıyorsunuz? Bunları tek tek dolduruyorsun. Şimdi bakıyorum hız denklemi girenlere göre yazılır. Karaladım. Katı ve sıvı yok. O yüzden R işte K çarpı dedim. H2 çarpı I2 şeklinde ne yapıyorsunuz? Köşeli parantez yazıyorsunuz. Kas sayıları 1 olduğu için böyle kaldı. Derecesi nedir? Bakın 1, 1 daha 2. Molekülitesi nedir? 1, 1 daha 2 tane reaktif girmiş. 2. Hız sabitinin birimi nedir? Nasıl yapıyorduk? Litre bölü mol sakince yazıyorum ezberleme için. Tepkime değerlisi Eksi 1 çarpı 1 bölü saniyeydi. Dolayısıyla Tepkime 2 olduğuna göre geldim burada 2 1'den 1. Yani cevabım nedir gençler? Litre bölü mol saniyedir. Yani hız saati birimi bu. Tekrar yazıyorum bu örnek için. Hız denklemi girenlere göre yazılır. E bakıyorum ne eşittir? K çarpı N2O diazot monoksitin karesi dedim. E tepkime derecesi yine bakıyorum 2. E girenlerde yine toplam 2 katsayı 2 reaktifler toplamı ve e, 2 olduğu için yine aynı şekilde yukarıdakini aynı çıkacak arkadaşlar. Litre bölü mol çarpı saniye olarak çıkacağını söyledi. Çünkü buraya 2 yazmıştık yukarıda. Bu da 2 olduğu için aynısı geldi. Buraya bakıyorum katılar yazılmaz. E, ürünler de yazılmıyor. Direkt reğiştir. K çarpı O2'nin olduğunu biliyorum. Tepkime derecesi 1. Girenlerde gençler 1 1 daha 2. 2 yazdık. Bakın bu sefer bu reaktifler toplamı 1 1 2. Ve yine aynı şekilde Hız sabitinin birimi burada 1'e göre yapacağız. O zaman tepkimesi 1 yazarsak kendinize yani dikkat edin. Tekrar yazın. Bakın litre bölü mol tepkime derecesi eksi 1 buraya 1 yazdığımızda 0 çıkıyor. Yani burası bir sayının 0. kuvveti 1'dir. Dolayısıyla o zaman buradan direkt 1 bölü saniye olarak bulduk. Hız sabitinin birimini. Buraya geldim. Reştir k çarpı ürünler yazılmaz. Katı yazılmaz. Buradan yine aynı şekilde HCL'nin karesi olduğunu gördük. O zaman buraya geldik gençler. Tepkime derecesi 2'dir. Molekülerite 2 bir daha 3'tür diyoruz. Ve aynı şekilde yukarıda 2 olduğu zaman bulmuştuk. Litre bölü mol çarpı saniye olarak hız denkleminin birimini bulmuş olduk. Yani bu şekilde etkinliğimizi tamamlamış olduk gençler. Hız sabiti birimi yazmayı, molekülarite, tepkime derisi ve hız denklemi yazmayı öğrenmiş olduk. Şimdi gençler çok basamak tepkimelerde hız denkleminin nasıl yazıldığını, net tepki molekülleri nasıl okunduğuna bakacağız. Hemen oraya da gelelim. Yani burayla artık tamamen tamamlamış oluyoruz konu anlatımını. Şimdi gençler çok basamak tepkimelerde yani mekanizmal tepkiler hız ifadesi nasıl yazılır? Arada farklılık var. Tek basamakları yazmak çok kolay tek basamakta ne yapıyorduk? Girenlere bakıyorduk. Kurallara göre yazıyorduk. Şimdi birden fazla ara basamakta oluşan tepkime ne diyor? Mekanizmalı tepkime denir. Yani baktığımızda örneğe bakarsanız gençler 3 basamaklı bir tepkime yani mekanizmalı bir tepkime. Diyor ki mekanizmalı tepkimelerde tepkime hızını etkileyen basamak yavaş basamak olduğundan hız ifadesi yavaş basamağa göre yazılır. Niye yavaş basamağa göre yazıyoruz diyen arkadaşlarımız için işte şunu söyleyeceğiz. Gençler yani mekanizma 3 tane tepkimi olsun mesela. Mekanizma 3 basamaklı. Aynen burada olduğu gibi. Niye yavaşa göre yazacağız? Çünkü burada yavaş olan basamak bizim hızımızı belirliyor. Yani şöyle düşünün. Tek şeritli bir yolda gidiyorsunuz. Hızlı bir arabanız var. Ama önünüze yavaş bir araba çıktı. Siz ne kadar hızlı olursanız olun. Kime bağlı hızınız? Öndeki arabanın hızına bağlı. Yani burada eğer yavaş bir basamak varsa... Hızı belirleyen senin hızlı olman değil, e, öndeki yavaş olanın hızıdır diye düşünebilirsiniz. O yüzden de burada e, yavaş olan basamak hangisi ise hız denklemini her zaman yavaşa göre yazacaksınız. Hemen e, bu konuyla ilgili bize sorular soracaklar. Az önce öğrencilerimiz de soracaktır. Yani molekülete nedir diyecek. Derece hız denklemi nedir yazın diyecek. Ayrıca iki şey daha soracaklar. Diyecek ki arayön ve katalizör nedir diyecek. Mekanizmalı tepkimelerde gençler ara ürün ve de çok soruluyor. Ara ürün dediğimiz şey başlangıçta olmayıp sonradan bir basamakta oluşan ve sonraki basamakta kaybolan maddelere deniyor. Mekanizma tepkimelerde görülüyor. ara ürün net tepkimede yer almıyor. Şimdi bakın alttaki örnekte zaten bulacağız. Yani şöyle incelediğimiz zaman bakın burada bir madde oluşmuş. Sonra bu maddeyi alıp burada ne yapmışız? Harcamışız bakın. Buna ara ürün diyoruz. Yani başlangıçta yok. Bakın başlangıç burası. Burada yok. Birinci basamakta oluşmuş. iki de harcanmış. İki de oluşmuş. Üç de harcanmış. Yani bu ürünler gençler bakın şu iki ürün nedir? Ara üründür diyeceğiz. Ve bunlar net tepkimi. Yani topladığımızda evet, net tepkimi de gözükmüyor. Burayı silelim. Birazdan zaten çözeceğiz. Aynı şekilde katalizör ise gençler bir tepkimeye girip tepkimi hızlandıran ve tepkime sonunda hiçbir değişik işte uğramadan çıkan madde ediyoruz. Ünite sonunda yine göreceğiz katalizörü. Gençler katalizör pozitif olabilir, negatif katalizör olur. Onları detaylı orada göreceğiz. Eğer Eğerse negatif demiyorsa pozitif olarak alacağız ve katalizörler net de yer almaz. Bakın, tepkimeye girip girdiği gibi çıkan, hiçbir değişime uğramadan çıkan maddeler. Alttaki örneğe bakıyorum gençler. Burada katalizör var mı diye. HBr girmiş, HBr çıkmış mı? Yok. O2 girmiş, O2 çıkmış mı? Yok. E, HBr girmiş, işte HBr çıkmış mı? Yok. Demek ki gençler burada katalizör yok. Yani girdiği gibi çıkan maddeyle katalizördür. Burada katalizör olmadığını söyleyebiliriz. Şimdi geldik bu rehber sorudaki soruların cevaplarını bulmaya. Bu soru önemlidir. Öğretmenler 11 sınıfta mutlaka böyle şıklı bir soru sorarlar. mekanizma tepkim verip bunları cevaplandırın derler. Hemen şurayı temizleyelim ve tekrar sorumuza bakalım. Diyor ki verilen mekanizma tepkime için net tepkime hız ifadesi derece arıyorum katalizör molekülü bul. Hemen net tepkime dediği şey gençler toplam tepkimedir. Yani bu üç tepkimeyi topluyoruz. Topladığımızda bunlar gitti. İki tane burada var. iki tane burada var. Gitti. E baktığımda başka birbirini götüren karşılıklı var mı diye bakıyorum. Yok. Şimdi topluyorum. Bir burası. iki burası. iki de burada. Dört. Yani dört tane HBR var. Artı bir tane o ikimiz var. Yazdım. Aynı şekilde burada iki tane H2O ve iki tane BR2 olduğunu görüyorum. Yani net tepkimemiz budur. Yani buraya tekrar yazalım. Dört tane HBR artı O2 2 H2O ve 2 Br2. Yani neyi bulmuş olduk gençler? Tepkimeyi topladığınızda net tepkimeyi bulmuş oluyoruz. Peki hız ifadesi nedir dediği anda az önce anlattığımız olaya geliyor gençler. Bu mekanizmalı bir tepkimedir. Ve size mekanizmalı tepkimelerde mutlaka hızları yanlarında belirti. Yani bu hocam burada yavaş hızlı yazıyor diye düşünmeyin. Zaten hazır verecek. Yavaş olanı söylediği için direkt yavaş olana odaklanıyoruz. Yani ben hız denklemini buraya göre yazacağım ve siz tepkime bakın nasıl yazıldığını biliyorsunuz. Girenlere göre yazılıyordu. Katı ve sıvılar alınmıyordu. O zaman direkt ne yazacağım gençler? R eşittir. K çarpı girenlerde HBR var. Gaz yazılık çarpı katsayısı 1 olduğu için 1 de yazdık. O2 yine katsayısı 1 üstlere böyle yazdık. Ve tepkime derisi diyor. Hemen buraya bakıyorum. 1 1 2 olduğunu anlıyorum. Çünkü hız denklemine göre yazı. Ara ürün var mı? Az önce anlattım. Burada ara ürün var gençler. Burada oluşup burada harcanmış. Burada oluşup burada harcanmış. Yani iki tane ara ürünüm var. H-O-O-B-R ile -O b HOBR'nin ara ürün olduğunu söyleyebiliriz. Molekülte nedir diye sorduğu zaman gençler. Molekülerite net tepkimeye göre yazılır. Yani 4, 1 daha 5 diye yazacağız. Buna dikkat edin. Yani Yavaş basamağa göre yazmıyoruz net tepkimeye göre yazıyoruz. Bakın geri gelelim sayfamıza geri gelelim. Burada molekül anlatırken net tepkimeye göre yazılır demiştik. Yani moleküle de sorduğu zaman net tepkimeye bakacağız. Katalizör var mı diye bakarsak arkadaşlar yani az önce yine katalizörü burada anlatırken aramıştık bulamamıştık. Katalizör bu tepkime de yoktur diye söylüyoruz. Yani çok basamağı tepkime bize bunlar sorulacak arkadaşlar biz de bunlara göre değerlendirme yapacağız. Hemen öğrencilerimizi pekiştirmek için bir rehber sorumuz daha var gençler. Rehber soru 15'e bakarsak iki basamaklı bir tepkime yavaş ve hızlıdan bahsetmiş. Sabit sıcakta gerçekten bir tepkimin mekanizması yukarıda verilmiştir diyor. Buna göre cevapları hemen söyleyelim. Tabi siz bunları ne yapıyorsunuz gençler hemen kendiniz dolduruyorsunuz. Baktığımızda net tepkime diyor. Net tepkime toplam tepkimedir. İkisini topluyorum gençler. Topladığımda birbirini götüren var mı diye bakıyorum. Ne 2 olar birbirini götürür. Gitti. Başka birbirini götüren yok. O zaman hemen 2 tane H2 olduğunu görüyorum. Yazdım buraya 2 tane H2 artı 2 iki NO 2 NO ve 2 tane 1 tane N2 ile 2 tane H2O'muz var. Tepkime baktığımda yanlışlık olup olmadığını anlamak için kontrol edebiliriz. 2N, 2N 2N 2 oksijen 4 hidrojen yani denk. Dolayısıyla doğru yapmışız. Hız ifadesi diyor. Hemen yavaşa odaklanıyoruz. Geldik buraya. Buraya göre hız ifadesini yazacağım. Girenlerin... E, hepsi gaz olduğu için hepsini yazacağım. R eşittir. K çarpı H2 çarpı NO'nun karesi diyeceğim. Katsayı üst olarak yazdım. Derecesi kaçtır? 2 1 daha 3'tür. Geldim buraya 3 yazdım. Molekülitesi nedir? Net tepkimeye bakarsam 2 burada 2 de burada 4'tür yazdım. Arı ürün nedir? Var mı arı ürün? Burada oluşup burada harcandığı için bu maddem arı ürün. Yani N2O'nun arı ürün olduğunu söyleyebiliriz. Böyle hızlı hızlı çözmüş olduk gençler. Evet, çok zor değil ama ilk defa öğrenenler için başta biraz zaman alabilir. E, kavradığınız zaman hepsini aynı işlemi uyguluyorsunuz. Şimdi bu derste öğrendiklerimizle ilgili test sorularımız var. Onları da hızlı hızlı cevaplandıralım ve bugün dersimizi tamamlayalım. İlk sorumuz aşağıda verilenlerin hangisi hız sabit kan değerini değiştirmez diye soruyor gençler. Hemen baktığınızda derişim, maddenin ezber bilgi oluyor biliyorsunuz. Katalizör ve temas yüzeyi. Burada derişim olduğunu anlatmıştık. Yani herhangi bir hız denklemi zaten yani işte k çarpı x çarpı y böyle bir hız denkleminde e, hızı etkileyen faktörlerde dediğim gibi daha anlamlı olacak bunlar ama derişim zaten hızı kendisi etkiliyor gibi düşünebilirsiniz. K'yı etkileyen faktörler diğerleri diye söyleyebiliriz. Yani cevabımız A şıkkı. İkinci sorumuz tepkimesiyle ilgili aşırı bilgiler veriliyor diyor. Buna göre verilen tepkime denklemiyle ilgili çizilen potansiyel enerji tepkime koordinat grafiği hangisi doğrudur? Hemen bilgilere baktığımızda tepkimin iki basamaklı olduğunu söylüyor gençler. Yani iki tane tepe nokta olması gerekir gençler. Eğer böyle olursa 3 basamaklı diye söylüyoruz. Burada baktığım zaman şunu hemen direkt elemen gerekir. Çünkü burada üç basamak, üç tane aktifleşmiş kompleks varsa üç basamaktır. Geri kalanların iki basamaklı olduğunu görüyoruz. Tepkimin hızını belirleyen ikinci basamaktır diyor. Yani yavaş olan basamağın ikinci basamak olduğunu anlatıyor. O zaman gençler burada e daha önce anlatmıştık. Bir kimyasal tepkime de yani işte potansiyel tepkime koyduk. Yani ilk derste anlatmıştık. Aktifleşme enerjisi ne kadar büyükse yani şurası ne kadar büyükse tepkime o kadar yavaştır. E burada hızlı belirleyen ikinci basamak olduğuna göre ikinci basamaktaki şuradaki EAI değeri daha büyük olması gerekir. Yani şuralara baktığımızda gençler bakın buralar birinci basamağın EAI değeri. bura ikinci basamak. Bir kere burası küçük. Bu hızlı gerçekleşir. Dolayısıyla ikinci basamak Hızlıdır. Olmaz. E buraya bakıyorum. Şöyle karşılaştırdığım zaman burası e, ikisi de yakın değerler olabilir. Geçiyorum. Buraya bakıyorum. Burası yine benzer değerler olabilir. E, bunu da geçtim. Buraya bakıyorum. Bakın bu kesin. E, yine iki daha hızlı. Bunu da iliyorum. Yani iki şık arasında kaldım. Bir de net tepkimi egzotermiktir diyor. Egzotermik olduğuna göre başlangıç ve bitişe bakacağız. Yani en baştaki ile en sondakini kıyasladığımıza bakın net tepkimin endotermik olduğunu görüyorum. Yani bu olmaz. Buraya bakıyorum. Başlangıç ve bitiş. Yani net tepkimenin egzotermik olduğunu. Egzotermik olduğu ne oluyordu gençler? Başlangıç ve bitiş. Yani bu egzo olduğunu anlatıyordu. Başlangıç ve bitiş. Bu da endo olduğunu. Yani ürün ve giren gibi düşünürsek. ısı alan, ısı veren tepkime gibi düşünüyorduk. Burada bu bilgiler C şıkkındaki grafikle örtüşüyor diye söyleyebiliriz. Yani cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Üçüncü sorumuz yukarıdaki reaksiyonun karşılarında yazılan hız bantlarının hangileri yanlış yazılmıştır diyor. Hemen bakıyorum gençler. Hız denklemi yazmayı bugün çok kez uyguladık. Girenlere göre yazılır. Hemen kafam karıştırmasın diye katılar yazılmaz. Bunu da eledim. Yani reçtir k çarpı kübü. Yani doğru yazılmış. Yine bakıyorum burada gençler reçtir k çarpı burada sudalar yazılıyordu ama bunu yazmamış. Yani bu yanlış olmuş. Burada doğrusu neydi? Kalsiyum artı 2 ile CL eksinin karesi şeklinde olmalıydı. Bu yanlış yazılmış. Yani yanlış aradığımız için bunu alacağız. Ve yine baktığımızda girenlerde NH3'ün karesi şeklinde olması gerekir. Bu ise ürünlere göre yazmış. Yani bu da yanlış olmuş. 2 ve 3'ün yanlış yazıldığını söyleyebiliriz. Rehber soru 4'te yukarıda verilen reaksiyonlardan hangileri mekanizmalıdır diye soruyor gençler. Bu da bir soru tarzı gençler. Verilen tepkime ile hız denklemini kontrol edeceksiniz. Eğer uyuşmuyorsa mekanizmanın olduğu çıkarında bulunacaksınız. Bakın şimdi ilk denkleme baktığımda girenlere bakıyorum ve eğer bu tek basamak bir tepkime ise hız denklemi R K çarpı H kübü olmalı ki burada da öyle olduğunu görüyoruz. Yani tek basamaklı olduğunu söylüyoruz. İkinciye baktığımızda girenlere göre yazıyoruz. Dolayısıyla R K çarpı h H2 h H2O2'nin karesi olması gerekir ama baktığımda buradaki denklemle Buradaki denklem arasında benzerlik yok. Demek ki diyorum bu mekanizmalı bir tepkimeymiş ve yavaş basamağa göre yazılmış. Yani bu tek basamaklı değil mekanizmalı çıkarımda bulunuyorsun. Yani sizin yazdığınız denklemle K çarpı H2O2'nin karesi olur tek basamaklı. Eğer bununla bu uyuşmuyorsa demek ki mekanizmalıdır diyoruz. Aynı şekilde buna bakıyorum. Buradaki 2NH3 e, karesi demiş yani benim e, tek basamaklı olduğunu düşündüğüm zaman zaten yazacağım denklem de bu demek ki bunun da e, tek basamaklı olduğunu söylüyoruz yani buradan hangileri mekanizmalı diyoruz yalnızca e, ikincinin mekanizmalı olduğunu söylüyorum bir de üç tek basamaklıymış ki yazılanla e, bizim yazdığımız uyuşuyor. Rehber soru 5 potansiyel tepki koordinatı yukarıdaki gibi olan tepkime ilişkin aşağıdaki hangisi doğrudur diyor. Birinci videoda bunlarla ilgili sorular çözmüştük gençler. Yani. İşte orada anlatmıştık potansiyel tepki koordinat grafikleri. Buna göre baktığımızda B A değeri ikinci basamak geri aktifleşme diyor. Bir kere iki basamak tepkime ve ikinci basamak buradan başlıyor ve burada bitiyor. Şuradaki fark nedir? E A I değeridir. İkinci basamak E A I değeridir. Şuradaki basamak yani şurası birinci basamak E A I değeridir. Yine aynı şekilde burayla bura nedir? E A G'dir. İkinci basamak E A G'si. Yine buradan şuraya kadar kısım birinci basaman EAG değerdir. Bunları okumayı öğretmiştik size. Ve B eksi A değeri Yani şurayla şurasındaki farkı veriyor ki o da buraya eşittir ki burası nedir? EAG değeri değildir. İkinci basaman EAG değeri şuraya eşittir gençler. Yani yanlıştır. Hızı belirleyen ikinci basamaktır diyor. Hızı belirleyen yavaş basamaktır ki yavaş basamak olduğunu nasıl anlayacağız gençler? EA değerlerine bakacağız. Bir tepkimin EA değeri ne kadar büyükse tepkim o kadar yavaştır. E baktığımda Birinci basaman EAI değeri 120'den 50 çıkardık 70. İkinci basaman EAI değeri yani başlangıç ve tepe nokta. Buradan baktığımızda 50 olduğunu görüyoruz. Ve buradan şunu söyleyebiliriz. Burada birinci basaman aktifleşme daha büyük olduğuna göre daha yavaştır. Yani ikinci basamak değil birinci basamak bu da yanlış. A değeri birinci basamak geri aktifleşme diyor. Birinci basamak aktifleşme enerjisi A değeri midir? Evet bakın şurayı ifade ediyor. Şurası A değeri ve bu da aktifleşme enerjisidir. Birinci basaman yani birinci basaman geri aktifleşme enerjisi şuraya tekabül ediyor. Doğrudur. Net tepkime endotermiktir diyor. Başlangıç ve bitişe bakıyoruz gençler. Egzo olduğunu görüyorsunuz. Ve şu yorumu da yapabiliriz. Birinci tepkimi endo. ikinci tepkimi egzo. Net tepkimi egzo. Yani böyle çizerek anlıyoruz. Yani bu da yanlıştır. C zaten doğru demiş. Cevabımız C şıkkı gençler. E şıkkında da tepki malısı C eksi D'dir demiş. Tepki malısı gençler şuradaki girenler ünlü arasındaki farkı eşittir. Yani buradaki C ile ifade edilen kısım tepki malısını ifade eder. Nedir buradaki değer okursak 30. O zaman tepki malısı nedir gençler? Delta eşittir. Eksi 30'dur dememiz gerekir. Yani bu şekilde ifade edebiliriz. Ve ben soru 6'da bir tepkime ait potansiyel enerji tepkime koordinat grafiği yukarıda verilmiştir diyor. Buna göre aşağıdaki hangisi yanlıştır? Hemen baktığımızda gençler e, hızı belirleyen adım ikinci basamaktır diyor. E, burada az önce soruda yine yapmıştık. EAI değerlerini kontrol ediyorum ve EAI değeri büyük olan yavaştır diye çıkarında bulunacağız. Buradaki değer 12'dir. E, buradaki değer 12'den büyük. Dolayısıyla burada hızı belirleyen yani yavaş olan basamak ikinci basamak olduğunu söyleyebiliriz. Tepkime moleküllesi 3'tür diyor. Tepkimi molekültesi ise gençler e, e, net tepkimeye göre bulunuyordu. Yani burada tepkime yazarsak bakın bunu girenler bunu ürün gibi düşünün. Bunu girenler bunu ürün gibi düşünebiliriz. Yani verilenlere göre düşünürsek N2 ile NO ile O2 girmiş. N2 O2 girmiş. Bol miktarda O2'miz var. Yine e, buraya katılmış gibi düşünebilirsiniz. N2 O2'yi aldık ikinci basamakta ve 2 NO2'ye dönüştürdük. O2'ler zaten gitti. N2 O2'ler gitti topladık. Buradan 2 NO artı e, O2 Buradan da 2 NO2 tepkimesini oluşturmuş olduk. E, verilenlere göre böyle bir tepkime yazdıktan sonra gençler hemen ne diyebiliriz? 2, 1 daha 3. Yani net tepkimeye göre kas sayı 3 olduğuna göre moleküleri 3'tür diyebiliriz. Hız denklemi yavaşa göre yazılır. E, buraya göre yazacağım. E, N2, O2 ve O2 diye yazabiliriz. Hızlı basamak geri aktifleşme enerjisi. Hızlı basamak burası. Geri aktifleşme enerjisi burası olduğuna göre Buradaki fark dörttür. Doğru. Katalizör birinci basamağı etki eder diyor. Katalizör yavaş basamağı etki eder. Yani bu e, ikinci basamağı etki etmesi gerekir. Yani yanlış olmuş. Cevabımız E Bu soruyla beraber pek çok bilgiyi de bu derste öğrenmiş olduk gençler. Hız ifadesi nasıl yazılır? Tek ve çok basamaklarda hız denklemi yazma. K hız sabitinin birimini bulma ve etki. E, K hız sabit neler etkiler? Onlardan bahsettik. Arı ve katalizör ne olduğunu, moleküler ve tepki nasıl bulunduğundan bahsettik. Böylece önemli bir dersi daha bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde gençler deney sonuçlarına göre hız ifadesinin bulunması kısmını göreceğiz. Hepinize başarılar diliyorum gençler. Bir sonraki kimya bilen videosunda görüşmek üzere.